Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Elimde eskiden kalma Alize Angora Gold simli ip var arkadaşlar. Bu ip eskiden kalma bir ip. 100 gramı 550 metre, %20 yün, %5 sim, %75 akrilik. Ama bu ipin aynısı şu anda piyasada da var zaten, simli Angora. Bu iple çok güzel bir model çalışması anlatacağım. Tığla yapacağız çalışmamızı. Tulip 2,5 milim 4 yazan silikon saflığı tığı kullanıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. Zincirlerimizi sıkı çekmiyoruz. Bu şekilde geldiği gibi çekiyoruz. Ve modelimize başlayacağız. Model güzel bir model arkadaşlar. Zincirlerimizi sıkı çekmeyelim ki yaptığımız örgülerin altında gerginlik oluşturmaması açısından sıkı çekmeyelim. Şimdi tığımı doladım. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye geldim ve 2 litre hapsan. Yanındakine batıyorum. Yine 2 litre hapsan. Bir sıra 2 litre hapsan yapalım. Daha sonra hemen modele başlayacağız. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Zil butonuna basarsanız da bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Yaptığım bütün çalışmalar oynatma listesinde sırasıyla yayında. Birinci bölümden sonuncu bölüme kadar izleyerek yapabilirsiniz. Oynatma listesi kanalımın ana sayfaya geldiğinizde ortada videolar var. Sağ tarafta oynatma listesi yazıyor. Oraya tıklarsanız orada böyle tığla ördüğü modeller var. Ayrıca yeleği, kırka, bluz, çanta, terlik videolarım var. Oradan onlara bakarak sizler de sırayla yapabilirsiniz. Litre hapsanımızı yapalım. Evet, 2 litre hapsanımızı yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincirle geri döndüm. Tığımı doladım. 1, 2 atladım. 3.'ye geldim. 1, 2 doluyorum. Bir daha aynı yere batarak. 1, 2. 2 tane oldu. Hepsini topluyorum. 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere bir daha batıyorum ve bu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere bir daha batarak 1, 2 litre hapsan yapar gibi bekletiyorum. Üçüncüyü çekmiyorum. 1, 2. Şimdi hepsini birden bir kere de çekiyorum. Burada zincir çekmeden doluyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 atlayıp 5.'ye geliyorum. 1, 2 litre hapsan yapar gibi bekletiyorum. Üçüncüyü çekmiyorum. 1, 2. 2 tane oldu. Hepsini alıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere bir daha batarak sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Tığımı doluyorum. Yine aynı yere batarak 1, 2. Hepsini çekiyorum. Tığımı doluyorum. 1, 2, 3, 4 atlayıp 5.'ye geliyorum. 1, 2. Hepsini alıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere bir daha batıp sık iğne. 1, 2, 3 zincir.
Aynı yere batıyorum. Bir, iki. Hepsini alıyorum. Hiç zincir çekmeden bir, iki, üç, dört tane atlayıp beşinciye gelip bir, iki. Hepsini alıyorum. Bir, iki, üç zincir çekip sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Aynı yere bir daha batıp bir, iki. Şimdi hepsini çekiyorum, doluyorum. Bir, iki, üç, dört atlayıp beşinciye gelip bir, iki. Hepsini alıp bir, iki, üç zincir dibine batarak bir tane sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki. Hepsini alıyorum. Bir, iki, üç, dört. En sona buraya batarak bir, iki. Hepsini alıyorum. Burada aslında üçüncüyü de yapalım. Çünkü sonu burası. Sonuna bir, iki, üç tane yarım yapıyoruz. İki, dört oluyor. Hepsini alıp bir tane zincir çekip şuraya da bir tane trabzan yapıyoruz. Dört tane zincirle geri döndüm. Bir, iki atladım. Üçüncüye iki tane yarım trabzan yaptık. Topladık. Üç zincir çekip aynı yere bir daha battık. Sonra üç zincir çektik. Yine iki tane yarım trabzan yapıp hepsini topladık. Burada zincir çekmeden dört tane atladık. Beşinciye geldik. Ve bir, iki tane trabzan, üç zincir, bir sık iğne. Sonra üç zincir, iki tane trabzan yaptık. Bu sıramız bu şekilde. Sonuna da bu şekilde yaptım. Bir, iki, üç, dört. Dört tane zincirle geri döndüm. Şimdi tığımı doladım. Buraya bir, iki. Hepsini topluyorum. Bir, iki, üç zincir. Aynı yere bir daha batıp sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki. Hepsini topluyorum. Tığımı doluyorum. Şimdi burada şuradaki birleşim yerine geliyoruz arkadaşlar. Bakın buradan buraya atlayıp buraya geliyoruz. Bir, iki. Hepsini alıp bir, iki, üç zincir çekip aynı yere bir daha batıp bir sık iğne yapıyorum. Üç tane zincir, iki tane yarım trabzan. Hepsini alıyorum. Şimdi doluyorum. Bakın buraları geçiyoruz. Şuradaki birleşim yerine geliyoruz. Bir, iki. Hepsini alıyoruz. Bir, iki, üç. Dibine batıp bir sık iğne. Üç tane zincir. Bir, iki. Hepsini alıyorum. Bakın bu şekilde çok güzel bir model. Şimdi buradan bakın buraya geliyorum. Şu birleşim yerine şu VV oluyor. Kelebek kelebek gibi oluyor. Bir, iki. Hepsini alıyorum. Üç zincir aynı yere batarak sık iğne. Üç tane zincir. Bir, iki. Hepsini alıyorum. Şimdi yine bakın buraları geçip buraya geliyorum. Bir, iki. Hepsini aldım. Üç zincir. Sık iğne. Üç tane zincir. Aynı yere batarak iki tane trabzan yapıp bir, iki, üç oluyor. Hepsini alıyoruz. Buradan
sonuna batarak bir, iki. Hepsini alıyorum. Burada üçlü yapalım. Yine iki, üç. Bir zincir çekip bir tane trabzan. Şimdi burada dört zincir çektik. İkisinin birleşim yerine batarak iki yarım trabzan yapıp topladık. Üç zincir, bir sık iğne. Üç zincir, yine iki yarım trabzan. Hiç zincir çekmeden şu birleşim yerine gelip burada buraya geldik. Yine aynı iki yarım trabzan yaptık. Üç zincir çekip sık iğne. Üç zincir çekip yine iki yarım trabzan. Bu şekilde sonuna da üç tane trabzan yapıp bir tane sık iğne yaptık. Dört tane zincirle geri döndük. Şimdi burada bakın. Bu bir, bu ikinci sıra. Şimdi birinci sıranın tekrarı. Şu birleşim yerine batıyoruz. Bir, iki. Hepsini alıp bir, iki, üç. Aynı yere batarak sık iğne. Bir, iki, üç. Bir, iki. Hepsini aldım. Şimdi burada yine bakın şu birleşim yerine geliyoruz. Bir, iki. Hepsini alıyorum. Bir, iki, üç zincir. Aynı yere batarak bir sık iğne. Üç tane zincir. Bir, iki. Hepsini alıyorum. Yine bakın şuradaki birleşim yerine geliyoruz. Bir, iki. Hepsini alıyorum. Üç tane zincir çekip aynı yere batarak sık iğne. Yine üç tane zincir. İki tane yarım trabzan. Hepsini çekiyoruz. Yine bakın şuraları geçip şu birleşim yerine geliyoruz. Bunu istediğiniz iplerle örebilirsiniz. Yelek olur, hırka olur, bluz olur, etol olur, şal olur. İstediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Ayrıca iplerinizde de merserize ile kotonla da örebilirsiniz. Sonuna da 3 tane yapıyorum. Tığımda 4 oluyor. Hepsini çekip bir zincir çekip zincirimize batıyoruz. Şimdi 4 zincirle geri döndüm. Birinci sıranın aynısını yaptık. Birleşim yerinde 2 trabzan yarım bitirdik. 3 zincir, bir sık iğne. 3 zincir, 2 yarım trabzan yaparak devam ettik. Şu birinci sıra. Şimdi 1, 2, 3, 4. İkinci sıramızı yapalım. Şu ikinci sıramızı yapalım. Hemen yine bunu ikisinin birleşim yerine geliyoruz. 1, 2, 1, 2, 3. Aynı yere bir daha batıp sık iğne. 3 zincir. Bir, iki. Hepsini toplayıp burada zincir çekmeden direkt bu, şu birleşim yerine geliyoruz. Bir, iki. Hepsini alıp üç zincir, bir sık iğne. Üç zincir, bir, iki.
Bu da ikinci sıramız oluyor. Aslında aynı gibi ama başlangıç ve sonu biraz farklılık gösterdiği için tığımız da 3 tane oluyor. Aksilik. Hepsini alıp direkt bu birleşim yerine geliyoruz. Örmesi de zevkli, güzel bir çalışma arkadaşlar. En son sonuna gelip buraya bir, iki, üç tane yapıyoruz. Sonuna üç tane yapıp hepsini toplayıp bir zincir çekip zincire batarak bir tane trabzan yapıyoruz. Sonra yine dört tane trabzan, pardon, zincirle geri dönüyoruz. Bakın modelin güzelliğine. Model bu şekilde ilerliyor. İki sıra zaten. Çok da güzel. Önü de arkası da yok. Kelebek kelebek oluyor. Bakın. Bunu yelek yapın, hırka yapın, bluz yapın. İstediğiniz şekilde değerlendirebileceğiniz kolay ve güzel bir çalışma arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.